İnternet, telefon, oyun. Donanım, yazılım, bilim teknik. Kısaca teknoloji dünyasının son gelişmelerini aktardığımız teknoloji gündemi başlıyor. Bugün programımıza bilim dünyasından bir haberle başlayalım. Glasgow Üniversitesi'nde insan derisinden daha hassas bir robotik cilt üretildi. Profesör Ravinder Dahiya ve ekibi tarafından üretilen bu robotik cilt, dokunma duyusu ile ilgili geri bildirimler sağlıyor. Silikon ve grafenden oluşan cilt, deriyi dokunmaya karşı oldukça hassaslaştırıyor. Aynı zamanda üretilen bu derinin oldukça esnek olduğu ve üretim maliyetinin oldukça düşük olduğu da belirtildi. Apple cephesinden yenilikler var. Apple, iOS 10.3 güncellemesini tüm kullanıcıların beğenisine sundu. Uzun bir süredir beta sürecinde tuttuğu 10.3 güncellemesi dün itibariyle yayınlandı. iOS'un dosya sistemi yapısını değiştirerek APFS'ye geçirilen iOS 10.3 güncellemesini yüklemeden önce kendinizi sağlama almanız gerektiğini de belirtelim. iOS 10.3 güncellemesini yüklemeden önce mutlaka cihazınızın yedeğini almanız gerekiyor. Dosya sistemi değiştiği için iOS 10.3 güncellemesi bazı cihazlarda sorun çıkarabilir açıklaması yapılıyor. Cihazınızın yedeğini iTunes veya iCloud'a aldıktan sonra Ayarlar Genel Yazılım Güncelleme bölümünden bu yeni güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Ve Apple'dan bir başka haber, merakla beklenen WatchOS 3.2 güncellemesi de sonunda yayınlandı. WatchOS'la birlikte iPhone kullanıcılara gelmesi beklenen özellik Apple Watch kullanıcılarına sunuldu. Apple Watch kullanıcılarının dört gözle beklediği 3.2 güncellemesi nihayet yayınlandı. Apple Watch serisi 1 ve 2'nin kullanıma sunulan yeni güncellemesiyle birlikte beklenen tiyatro modu kullanıcıların kullanımına da sunulmuş oldu. Son zamanlarda iPhone kullanıcılarına sunulacağı söylentileri ortalıkta dolaşırken tiyatro modu Apple Watch kullanıcılarına geldi. Tiyatro modu pek söylentilerdeki gibi çalışma yapısına sahip olmasa da oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu mod sayesinde Apple Watch cihazınızı hızlı bir şekilde sessize alabilecek ve kol hareketinizle birlikte ekranın açılmamasını sağlayabileceksiniz. Bir diğer haberimiz Amerika'dan geliyor. Amerikalı bilim insanları kalp başta olmak üzere hasar görmüş organları tedavi etmek için ıspanak iskeletinin kullanılabileceğini kanıtlayan bir buluşa imza attılar. Bu buluş eğer hayata geçerse kalp krizi geçiren ve organ nakli bekleyen hastalara yeni bir umut olabilir. National Geographic'in haberine göre ünlü biyokimya dergisinde yayınlanan makalede doku mühendisleri kas yapılarını yenileyecek yöntemler ararken önemli olanın küçük ve hassas damarları büyütmek olduğunu ve doku yenilenmesi için hasta olan bölgedeki hücrelerin kendini yenilemesi gerektiğini belirttiler. Google'dan bir haberle bugünkü programımızı sonlandıralım. Google'ın uygulama mağazası Play Store'da bundan böyle her hafta ücretsiz bir Android uygulaması kullanıcılara sunulacak. Yeni bölümde her hafta bir adet ücretsiz uygulama kullanıcılara sunulacak. Aslında ücretli olan bu oyun ve uygulamalara kullanıcılar o hafta ücret ödemeden ulaşabilecekler. İlk ücretsiz uygulama Cartoon Network'ün Adventure Time çizgi filmini temel alan Card Wars Adventure Time isimli oyun oldu. Bu uygulama normalde 10.99 lira fiyat etiketine sahip iken Google sınırlı bir süre için oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor.